Merhaba iyi akşamlar gözde günlük grafik 50 ortalamaya temas pek çok tabi senette oldu oradan tepkiyle beraber düşüşün e, ne kadarını geri aldı bunlar şöyle bir bakalım pardon ters çizdik yani 618'e kadar geri aldılar. 618 genellikle dirençtir. E, Geçilirse bir miktar daha hızlanma görülür arkasında. Çok karşılaşılıyor yani 618 düzeltmelere. 948, 950 diyelim yani 950 civarları bir direnç bu dirençte kapatıyor. Şimdi burada tabi yani insanı muallakta bırakan bu grafiklerde şu yukarı uzun fitiller. O fitillerin sayısı arttıkça kendi adıma söylüyorum yani ben biraz tedirginleşirim. Aşağı doğru artarsa iyi olumlu alıcı o zaman dinamik. Yukarı doğru fitiller artıyorsa bir bölgede, orada bir satış baskısının devam ettiğini gösterir. Yani aslında sol tarafta da bakın aynı direnç alanı yani 950'lerdeki o direnç alanında takılıyor gözde. Potansiyel devam ediyor yukarı yönlü potansiyel. Yani diplerde yukarı gidiyor aslında mumların bir miktar da olsa küçük küçük de olsa hareket etmeye çalışıyor. E, bugünkü hareket güzel ama henüz kırılmış değil. E, bu alandan 950'ler 55'ler şöyle bir geride kalırsa e, 10 lira. Tamamen hedeflenebilir. Her zaman söylüyorum. Bakın, çiftaniye gidiyor çünkü olay başka bir yere gidiyor. Çiftaniye gittiği için tamamen hedeflenebilir. Bir direnç var arkasında. Az değil yani gözünüzde küçülmesin. %5'in üstünde bir getirisi de var tabii ki orada oradaki alanın. Onların üstünde bir daha işlem görmeye başlarsa yani gözle de buna bakıyoruz. Onların üstünde ee, kalıcılık var mı? Geliyor satın alınıyor mu? En nihayetinde bakılacak alan burası. Şu anda potansiyel yukarı potansiyel bir taraftan devam ediyor. Eee, yani bunu 20 ortalamayla takip edilebilir. 20 desteği şu an 9.20'de. 9.20 bugün için 9.19'da o yarın 9.20-21 olur. Ee, dolayısıyla yani bu 20 ortalama şu mavi olanın üstünde kaldıkça da kısa vade ataklar 9.50'ye bekleyebilir. Umarım tabi yarın kırar. Yani bir an önce üstüne çıkar. 9.20 deste o yüzden kısa vade alınabilecek en önemli e, destek seviyesi. Biraz önce başında da gösterdiğim gibi o 0.618'lerin geçilmesi önemlidir. Yani bir, bir adım daha atarsa üstünde kapanış olacak. Şimdi orada neye bakılır? Piyasa iştirak ediyor mu? Etmiyor mu? Ona bakılır. Piyasa iştirak ediyorsa görüyorsa buradaki direncin kırıldığını mutlaka alımlar gelmelidir. E, teorik olarak konuşuyorum. E, biraz hacim artışı da gözlemmelidir. E, yani sağlıklı ideal görünüm böyle e, daha doğrusu. O yüzden hani yarın için söylüyorum. Üstte bir adım olursa bu elbet ki 12 milyon lot üzerinde bir alıcıya da gerçekleşirse daha da inandırıcı olur. Oradaki direncin kırıldığı anlamına gelebilir. Deste söyledim zaten e, direnci söyledim. Bunun dışında RSI 58 o da çok yatay RSI'nin tabi göstergesi. 58 aslında yavaş yavaş alıcıların böyle güçlendiği bir alana tekabül eder. Makti henüz al kesmedi. E, orada da bir denge söz konusu tabi herhangi bir aşağı veya yukarı momentum göstermiyor ama mesela 950'nin üstüne Sağlıklı bir iki kapanış alırsak ki 9.55'lerin 60'ların üstüne orada de al keser. Daha da olumlu bir e, görüntü vermeye başlar o zaman gözde. Yani şu sıkışmadan bahsediyorum. Olumlu derken hani şu an zaten olumsuz gözükmüyor da. Hani şu dar alandan şu sıkışan alandan kurtulması anlamında söylüyorum. de al kesmesi beraber daha iyi yerlere gelebilir. E, söylenecekler herhalde e, bu kadar. 10 lira geçilirse e, 11 civarları 11 10 o dolar bazlı çizilmiş bir şeydi ama hadi dolar bazlı da bakalım buna ya. Şimdi o dirençler öyle kaldı yani dolar bazlı çizildiği için. Şimdi geçenki satış alanımız bakın 1 dolara yakın bir alan yani 80 cent ama çoğunlukla dolar bazlı 80 cent'te satıldığını görüyoruz. Ne yapıyor 80 cent bakalım. 10.70'e tekabül ediyor. Ee, biz onu 11 olarak alabiliriz tabi ya. Yani 10.70, 80 sent daha önceki pek çok tarihte satıldı alana geçilirse tabii e, o 80 sent daha sonra tekrar bakarız e, muhtemelen artık e, bir dolara yakın bir alan daha var arkasında e, oraya doğru belki bir tırmanış görebiliriz dirençlerde böyle herkese iyi akşamlar.